Sayın Yedikeşili. Bu arada Galatasaray Üniversitesi Devlet Üniversitesi. Ordu için gece gündüz çalışan. Ortaokul ise Fatih Lisesi. Sonra üniversiteyi kazandı. Bu eğitimi, daha doğrusu bu paneli kimden dinlemediler? Şunu söyleyebilirsiniz. Neden bu konuda çalışıyorsunuz? Bu zenginlikleri mutlaka bir işletme bütünlüğünde, ciddiyetinde servetin olduğu lazım. Onun için eski şeylere bakmayın. Eski başarısızlıklara bakmayın. Önümüze bakacağız. O da geçmiş, mazide kaldı. Onun için eğer hep böyle geçmişi düşünerek bazı ufak tefek başarısızlıkları düşünürsek ileride hiçbir adım atamayız. Müthiş bir zenginliğimiz var. Ordu çok zenginmiş bir şehir. İl olarak da öyle. Hem turizm olarak, hem tarım olarak, hem teknoloji olarak müthiş bir potansiyel var. Bu potansiyelin de başlangıcı finansal okuryazarlıktan geçiyor. Hepimiz bu noktada bir miktar ümmiyiz. Dolayısıyla bunları öğreneceğiz. Şeyimize bakmayacağız, durumumuza bakmayacağız. Kendimiz çok nefsimize güvenmeyeceğiz. A'dan başlayacağız. Z'ye kadar çok yolumuz var. Burada da şunu ifade edeyim. Kayseri'den duyduğum sözü söyleyeyim size. Uzayan kol bizden olsun diyor. Bunun için biz birbirimize yardımcı olacağız. Uzayan kolu kesmeyeceğiz. Hatta uzayan parmağı bile bükmeyeceğiz. Dolayısıyla tüm gücümüzü birleştirerek gideceğiz. Karşımızda yanımızda şu an bugün çok önemli bir hocamız var. Gerçekten Volkan Demir kardeşimiz. Zaten akademik dünyada kendini fazlasıyla ispat etmiş. Uluslararası anlamda kitaplarıyla, katkılarıyla. Onun için ben de isterim ki okul yazarlığın ilk meslekten başlayalım. Hocamızı iyi dinleyelim ve ondan sonra dediğim gibi üçüncü defa tekrar ediyorum. Servet'i sermaye katalım. Saygılar sunuyorum. Sevgiler Büyükşehir Belediye Başkanımız. Kavramları şimdi ortaya atıyoruz. Herkes bunda kendini görsün. Çözümleri sıralayacak. Birinci çözümüm bu mesela. Vergi indirimi yaparak herkese eğitime tabi tutun. Mecbur. Ülkede eğitim seferberliği yapacağız. Kimse eğitime zor koşamaz. O başka bir şey olur ama. Bunu teşvik edeceksin. %22, %5'e düşürüyorum dediği zaman ama herkes koşa koşa gidiyor. Sıra olur onun için. Bizim ilimizde de kendi çapımızda böyle şeyler yapabiliriz. Yani büyük işletmeler, küçüklere amelik yapabilir, mentorluk yapabilir. Sayın Bakanım çok güzel bir şey söyledi. Uzayan kol bizde olsun, ben de duymuştum o lafı. Rekabet güzel bir şeydir. Yani rakibimizi büyütmemiz lazım bizim. Rakibimizi öldürmemiz değil, rakibimizi büyütmemiz lazım. Bunu çok çok büyük küresel şirketler yapıyor. Ama bugün ekonomi zora gidiyorsa haksız rekabetten gidiyor. Örneğini vereyim size. Piyasadaki en büyük sorun vade sorunudur biliyorsunuz. Satıyoruz. Vadeli satıyoruz mecburiyetten. Rakibimiz vadeyi biraz daha açıyor. Sonra biz biraz daha açıyoruz. Sonra biraz daha açıyoruz. Sonra biraz daha açıyoruz. Paramıza kavuşamıyoruz. Ama küresel ölçekli şirketleri düşünün. Buradan isim zikretmeyeceğim ama mesela bir sigara sektörünü düşündüğünüzde yıllardır vade 9 gündür. Aralarındaki yönetilmelik anlaşması budur. Başka başka sektörlerde bu var. Dolayısıyla bizim ilk önce rekabeti haksız rekabet platformundan haklı rekabet platformuna getirmemiz gerekiyor.